Sevgili kardeşlerim, bu tefsir dersimizde ilmin kıymetiyle ilgili bir nükteyi beyan edeceğiz. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yarattığında Hazreti Adem'in meleklere olan üstünlüğünü şu şekilde ispat etti. Estaizu billah ve allama Adem'el esma'e kullaha. Allah Hazreti Adem'e bütün isimleri öğretti. Bütün isimlerin öğretilmesindeki mana şudur. Cenab-ı Hak yarattığı eşyaların cinslerini Hazreti Adem'e gösterdi ve ona mesela şunun ismi at, şunun ismi karınca, şunun ismi çiçek, şunun faydası budur şeklinde bütün eşyanın isimlerini ve hikmetlerini bütün lügatlarıyla öğretti. İbn Abbas Hazretleri bu konuda şöyle der: Allahu Teala Hazreti Adem'e bütün eşyaların isimlerini hatta çanağı, kepçeyi ve kıyamete kadar icat edilecek bütün eşyanın isimlerini bütün lügatlarıyla öğretti. Sonra Allahu Teala bu eşyaları meleklere gösterip eğer sadıksanız şunların isimlerini bana haber verin dedi. Buna karşılık melekler dediler ki seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir ilmimiz yoktur. Melekler bu şekilde acizliklerini izhar ettikten sonra Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e şöyle dedi. Ya Adem enbihum bi esmaihim. Ey Adem onları isimleriyle bunlara haber ver. Hazreti Adem eşyayı isimleriyle birlikte meleklere haber verince Cenab-ı Hak şöyle der. Ben size demedim mi? Göklerin ve yerin kaybını sizin açıkladığınızı ve gizlediğinizi bilir. Bu kıssa ilmin faziletine ve ilmin nafile ibadetten evla olduğuna işaret etmektedir. Şöyle ki Cenab-ı Hak Hazreti Adem'in meleklere olan üstünlüğünü ilim sıfatıyla ispat etmiş ve Hazreti Adem'e eşyanın isimlerini öğreterek onu meleklere üstün kılmıştır eğer Allah'ın katında ilimden daha kıymetli bir sıfat olsaydı Allahu Teala bu üstünlüğü o sıfatla ispat ederdi. İşte Hazreti Adem'in üstünlüğünün ilimle ispat edilmesi ilmin üstünlüğünü ispat etmektedir. Ayrıca melekler Hazreti Adem'den daha çok ibadet etmelerine rağmen Hazreti Adem'e secde etmekle emrolundular. Bu aynı zamanda ibadetin ilme karşı bir secdesidir. Hatta bu bağlamda İmam Nesefi Hazretleri şöyle der. Lugat ilmiyle bile meşgul olmak nafile ibadetten evladır. O halde bizler de ibadete verdiğimiz önem gibi ilme de önem vermeli, ve ilim talebesi ünvanını kazanmak için çok çalışmalıyız. Allah hepimizi ilim talebesi zümresine dahil eylesin. Amin.